can, bu benim sevimli annem. Babam, babaannem, tatlı Meryem. Bir de çok akıllı ressam abim. İşte karşınızda mutlu ailem. Ben can, tam 5 yaşındayım. Her gün senle oynarım. Tatlı, mutlu ailemle çok tur maceralarım. O gün sabah ailecek gezmeye gidecektik. Kahvaltıyı da gideceğimiz yerde yapacaktık. O yüzden erkenden uyandım. Abi, hadi kalk. Ne oldu can? Hazırlansana, gezmeye gideceğiz ya. Kalkıyorum. Çabuk hazırlanmamız lazım, hadi. Tamam. Hadi abi. Of. Eninde sonunda gideceğiz işte, neden bu kadar acele ediyoruz ki? Hadi ama abi. Tamam tamam, hazırlanıyorum. Çabuk. Heh, şimdi oldu, hazırım. Ben de benim alacağım. Al tabii. Abi, bana yardım etsene. Berime yetişemiyorum. Can! Abi hadi ama bana yardım et. Can! Boş ver bereyi, buraya baksana. Ne var, ne oldu? Aa! Kar! Hı-hı. Hatta çok fazla kar. Resim gibi. O zaman üzerimizi daha sıkı giyinelim. Ne giyinmesi? Bu havada gidemeyiz ki. Neden gidemeyiz? Arabayla gideceğiz zaten. Araba da karın altında kalmış. Hayır, olamaz. Arabamız tamamen karın altında kalmıştı. Ama ben gitmeyi çok istiyordum. Çocuklar. Efendim baba. Baba, gitmiyor muyuz? Karlı havada arabayla gitmek zor olur. O yüzden bugün gidemeyiz. Ama ben gitmek istiyordum. Şimdi ne yapacağım? Canım, hepimiz gitmek istiyorduk. Daha sonra gideriz. Ne yazık ki hava uygun değil. Bugün evimizde zaman geçirelim. Ne dersiniz? Birlikte kahvaltı hazırlayalım mı? Tamam baba. Hadi öyleyse. Biz hemen geliyoruz. Tamam çocuklar. Can, kahvaltıyı hazırlayacağız. Hadi gel. Can, hadi. Kahvaltıdan sonra abimle odamızdaydık. Gezmeye gitmememiz beni çok üzmüştü. Kar hala yağmaya devam ediyordu. Can. Efendim. Oyunu oynasana. Ben gezmeye gitmek istiyorum. Sonra gideceğiz dedi ya babam. Ama ben bugün gitmek istiyordum. Nasıl gidelim? Kar hala yağıyor. Olsun, ben yine de gitmek istiyorum. Sen de gitmek istiyorsun. İstemiyor musun? Tabii gitmek istiyorum. O zaman niye babama söylemiyoruz? Anlamıyor musun? Gidemeyiz. Araba karın altında kalmış. Hem başka zaman zaten gideceğiz. Ama istersen bahçede kardan adam yapabiliriz. Onu geçen yaptık. Yine yapmak istemiyorum. Kayabiliriz. Hayır, onu da istemiyorum. Sen bilirsin. Ben kitabımı okuyacağım. Ne okuyorsun? Efendim? Ne okuyorsun dedim. Ha, hikaye. Nasıl peki? Tatlı, heyecanlı, zekice. İyi. Sana da okumamı ister misin Can? Olur. Hadi salonda okuyalım. Tamam. İki armudun hikayesi. İki armut.
Aynı ağacın aynı dalından sallanan iki armut varmış. Bu armutlar birbirleriyle arkadaşmış. Armutlar arkadaşmış. Evet, arkadaşmış. Bu armutlar hep merak ederlermiş. Acaba hangisini daha erken yiyecekler? Armutlar yenmek mi istiyormuş? Evet Can. Birinci armut, görürsün, beni daha erken yiyecekler diyormuş. İkinci armut da hayır, beni daha erken yiyecekler diyormuş. Ama günlerdir hiç kimse onları yemiyormuş. Aa! Bir gün bir çocuk ağacın altına gelmiş. Bizim armutlar heyecanlanmışlar tabii. Çocuk elini uzatmış, uzatmış, bir türlü armutlara yetişememiş. Tabii, boyu küçük ya, yetişemez. Evet. Çocuk sonra armutların olduğu dalı hareket ettirmeye başlamış. Ama armutlar yine de düşmemişler. Birinci armut böyle olmayacağını anlayıp ikinci armuta şöyle demiş. Bu şekilde biri bizi ağaca çıkıp da koparmadığı sürece yenmeyeceğiz. Gel ben seni aşağı doğru iteyim. Sen çocukla git. Beni de artık başka zaman yerler. Ama armutlar yarışıyorlardı hani. İşte ikinci armut demiş ki. Hani biz yarışıyorduk? Sen beni itersen ben kazanmış olacağım. Birinci armut ikimiz de ağaçta kalıp kaybedeceğimize bari birimiz kazanalım demiş. Çocuk dalı hareket ettirmeye devam etmiş. Birinci armut ikinci armudu birkaç kez itmiş. Ve ikinci armut çocuğun eline düşmüş. İkinci armutla birinci armut vedalaşmış. Böyle ayrı kalmasınlar ama. Bekle bekle, devamı var. Öyle mi? Devamında ne olmuş? Çocuk elindeki armudu ağaçtaki armuda doğru fırlatmış. Elindeki armut ağaçtaki armuda değmiş. Ve iki armut da arka arkaya çocuğun eline düşmüşler. Harika! İkisi de kazandı. İkinci armut birinci armuda demiş ki, senin planın işe yaradı. İkimiz de kazandık. Çok güzel oldu. Evet. Peki abi, armutlar nasıl konuşur ki? Bilmem. Kendi dilleri var galiba. Bu hikayeyi akşam annemlerle birlikte bir daha okuyalım mı? Olur. Aklıma güzel bir fikir geldi. Akşam herkesi toplayalım. Ben birinci armut olayım. Sen de ikinci armut. Armut hikayesini oynayalım. Ben sözlüğünü unuttum ama ikinci armudun. Çalışırız birlikte. Ben sana okurum. Sen aklında tutarsın. Tutarım, tutarım. O zaman hadi hazırlanalım. Tamam. O gün gezmeye gidemedik ama abimle çok güzel zaman geçirdik. Önce abim bana hikaye okudu, sonra o hikayeyi oynadık. İlk beni yiyecekler. Hayır, ilk beni yiyecekler. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz bakalım. Bazı lafları unuttum ama abim beni çok güzel idare etti. Herkes oyunumuzu çok beğendi. Sonra ne mi oldu? Onu da sonra anlatırım. Daha bu defterde çok boş sayfa var. Armut diğerini aşağı itmiş. Aşağıda bir çocuk armudu tutmuş. Elindeki armudu ağaca fırlatmış. Ağaçtaki armut da böylece kopmuş. İki armut birden çocuğun eline geçmiş. Armut